Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve iğniaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün yine elimde bu bal renginden arkadaşlar tek bir model yapacağız tığımız 21 numara her zamanki gibi modelimizde arkadaşlar şu şekilde iğne oyasından tığa çeviren bir model ve modelimizin ismi küçük sepetler arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi kirpikleri var içinde de kirpikleri burası sepetimizin kul kısmı da sayabilirsiniz arkadaşlar evet Modelimiz sıralı bir model olarak çok zarif bir model, sade bir model arkadaşlar. Tenk renk, aynı renk yazmaya da yapıldığı takdirde çok şahane, muhteşem duran bir model. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Tülbentimizin dört kenarını ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırladık. Ve ilk başlarken de aynı şekilde arkadaşlar tığ battıya sık iğne ile giriyoruz ve iki zincir çekip tığ battığımızın üzerine tığ battı yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir ve iki. Hemen yanındaki tığ battığımızın içine girdik. İki tane bu şekilde tığ battığımızı hazırladık. Beş tane zincir çekiyorum buraya. Beş zincirim arkadaşlar ters çevirip tülbentimizin tersinden bu şekilde birinci değil ikinci tığ battımın için arkadaşlar bu şekilde kapatıyorum. Bir bir zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. Direkt zincirini çekecektik ama kirpiklerin böyle daha güzel durduğunu düşündüğüm için buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu kirpikleri sık iğneden sonra yapacağız ki arkadaşlar kirpikler düzgün dursun. Buraya 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Bu 5 zincirli yuvamın içine kapattım. Bu birinci kirpiğim. Tekrar buraya 8 zincir çekiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar kirpik olarak bu 5 zincirli yuvaya 2 tane kirpiğimiz oluştu ve tekrar 4 zincir çekiyorum 8'in yarısı kadar yani arkadaşlar Çünkü diğer yarısını da Trabzan'da yapacağız 2 defa tığımın başını doladım yine bu 5 zincirli yuvaya girdim 2 2 2 3 seferde Arkadaşlar bu şekilde Bir kirpik yaptık Çünkü yukarıya Bu tacı yapmak için 10 zincir çekeceğiz. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Ters tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane bunu ortada bırakıp iki, ilk kipriğimizin içine 10 zincirimizi sık iğne ile kapattık buraya. Bu şekilde buraya bir yuva oluşturduk. Bir zincirimi çekip döndüm düz yüzün arkadaşlar. Yine Buraya ilk önce sık iğne yapıyoruz. Çünkü buraya da kiplik yapacağımız için sık iğne ile daha güzel duruyor. Bakın arkadaşlar. İlk kipliğimiz topaklanmıyor. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu 10 zincirli yuvada bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuva da sık iğne ile kapatıyor. Bu şekilde beşer zincirli buraya 8 tane kirpik yapıyoruz. 3 tane oldu arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Kapattım kirpik olarak. 4 oldu. 5 zincir kapattım arkadaşlar. 5 zincir Eliniz sıksa arkadaşlar, ipiniz veya ince ise bu 5 zincir yerine 6 tane de çekebilirsiniz zincir sayınızı. Biraz benim ipim kalınca o yüzden 5 zincir çok güzel duruyor buraya. 5 zincir takıldı. 5 zincirim arkadaşlar. Kapatıyorum buraya. 3, 6, 7 oldu. 4, 5 zincir ve 8 zincir. 8. kirpi de yapınca şöyle yanına bir tane sık iğne yapıyorum ki arkadaşlar şöyle kirpiklerim daha zarif bakın arkadaşlar daha kip gibi durdu kenarlarına destek olduğu için aşağı yukarı sıyrılma da yapmaz bu sık iğneleri püf noktası alarak güzel durması için kullanabilirsiniz arkadaşlar şimdi 10 tane zincir çekiyorum 10 zincirimi çektim. Buradan 3 tane tığ battı atlıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıma sık iğne ile arkadaşlar bu çektiğim 10 zincirimi kapatıyorum. Bu şekilde. Bir tanesini yapmış olduk. Birisi tanesi hazır arkadaşlar. 2 zincir çekip Buraya 2 tane tığ battı yapacağız arkadaşlar. Bu birinci tığ battımız. 2 zincir. Bu da ikinci tığ battımız. 2 tane tığ battığımızı hazırladık 5 zincir çekip yuva yapacağız 5 zincirimi çektiğim iki tane tığ battımdan sonra bu şekilde arkadaşlar buradaki ilk tığ battığımın içine 5 zincirli yuvamı kapatıyorum buraya bir zincir çekip tülbentimizin düz tarafına modelimizin düz tarafına dönüp bu 5 zincirin içine arkadaşlar bir tane buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi yuvada kapatıp kirpik yaptım sık iğne ile buraya arkadaşlar monte etmeye kapattım diyoruz 8 zincir kapatıyorum yuvada 2 tane kirpiğim hazır şimdi 4 tane zincir İki defa tığımın başını doluyorum yuvaya girdim bir ikisini birden alıyorum İkisini birden ikisini birden üç seferde aldım arkadaşlar on tane zincir 10 zincirimi çektim baştaki ilk kibrimin için arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde buraya sık iğne ile tutturup bir zincir çektim ön tarafına ön yüzüne döndüm sık iğne ile arkadaşlar bu 10 zincirli yuvaya girdim 5 zincir kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 4 5 zincir kapattım 3 oldu arkadaşlar 5 zincir 4 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum bu 10 zincirli yuvama 3 5 tane oldu arkadaşlar 4 5 zincir 8'e tamamlayacağız bu, bu kirpik adedimiz sayımızı 6 oldu 5 zincir 2 3 4 5 6 7 Sonuncu 5 zincirimiz. Yani 8. 5 zincirimiz. Bu şekilde arkadaşlar dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Yine 10 zincir çekiyorum arkadaşlar. 8 kirpiğimizi buraya bu şekilde yaptık. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 tane zincirimizi yine çektik arkadaşlar kirpiklerimizin bitiminde. 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battıma 1, 2, 3 Bu şekilde arkadaşlar kapattım. Bu geçiş noktamız. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Anlatımı da inşallah anlaşılır bir model olmuştur. Çok zarif, yapımı da kolay bir model, sıralı bir model, iğneden tığa bir model. Bu şekilde arkadaşlar yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.